Selamün aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biziyiz arkadaşlar. Arkadaşlar, dolapta köftem vardı, geçen yaptıydım ya, ondan arttıydı. Onu dolaba koydum, onu çıkarttım, onu haşlayacağım. Şimdi suyu koydum ocağa, kaynıyor. Şurada gittim yoğurt aldım bir tane. Nümeysa Rus salatası istedi. Kabımız, garnitürler karıştırıp yıkadık, makarnamızda haşladık. Rus salatası işte, makarnalı salata, her neyse işte ismi, ben bilmiyorum da. Şimdi arkadaşlar, hem Rus salatasını yaparken hem de köftemizi haşlarken beraber yapalım. Arkadaşlar, Rümeysa sizden dua bekliyor. Yarınki sınav için diyor, dua etsinler diyor. Yarınki sınav diyor, daha biraz zor olacak diyor. Onun için dua bekliyor sizlerden. Ben şimdi şu köftelerimi suyun içine yavaş yavaş bırakayım. Evet, şimdi şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Rümeysa aşağıda salata yapıyor. O görünmedi. Görünmüyor daha doğrusu. Eşim de yok bugün. O da yaylaya gittiydi. O yaylada iş varmış. Aradım işte geleceğim mi diye. O da dedi ki anca gecikirim dedi. Saat kaça kadar gecikecek bilmiyorum, onu o kadarlık sormadım. Gecikirim dedi. Ben de çıkarken haber ederim dedi. Ama yemeğini orada mı yer, başka bir şey mi yapar bilmiyorum. Şimdi kabımızı aldık arkadaşlar, şöyle güzelce garnitürlerimizi aldık. Makarnamızı da şöyle alalım, haşladım makarnayı. Gittim yoğurt aldım geldim. Benim evde de yoğurt var ama yoğurdum eşki olduğu için şey yapamadım. Ondan yapamadım çünkü emek vereceğim şimdi, yapacağım dedim. Yoğurt eşki olur dedim, bir şeye yaramaz dedim. Şimdi ne eksik burada? Mayonez eksik ve bir tane sarımsak. Evet arkadaşlar, makarnamızı hemen kabımızın içine alalım. Şöyle. Sonra garnitürlerimizi boşaltalım içine. Yapayım da yesin Rümeysa bari. Rus salatası. Yani Rus salatası değil de aslında Rus salatası daha değişik oluyor. Bu daha değişik oluyor. Biz bir keresinde bir yere gittik arkadaşlar. Orada şey yapmışlar, misafirlikte. Çıkartmıştı bayan işte. Böyle makarna salatası yapmış, kaselere koymuş. Servis tabağına da poğaçayla, yanında da sanki yanlış hatırlamıyorsam 7-8 tane sarma vardı. Çok güzel olmuştu ama orada ilk defa orada yedim ben makarna salatasını. O zaman tabii makarna salatası bu yeni. Yani belki millet biliyordu da ben ilk defa orada yedim, yani tatmamıştım. Orada çok hoşuma gitti. Hatta Rümeysa ile beraber yemiştik. Hatırlıyor musun? Rümeysa Hatice'nin evinde yediydik. İlk orada yedik Rümeysa ile. Orada da Rümeysa'nın hoşuna gittiydi. Benim de hoşuma gitti tabii. Ondan sonra zaten yapmaya başladık. Rümeysa çok seviyor. Mesela diyelim ki akşam oturuyor, miden ezildi. Bunu yaptığımız zaman yani midem ezildi. Bir kaseye koyuyorum, oturuyorum. Hem televizyon izlerken hem el işimi yaparken ben de şey yapıyorum. Kaşıklıyorum öyle, ne yapayım. İnşallah bu yoğurt buna yeter. Mis gibi oldu vallahi. Yoğurt da iyi oldu. Yoğurdu çok oldu mu veyahut da yoğurdu az oldu mu güzel olmuyor.
Rümeysa bunu genelde şey için kullanıyor. Rümeysa bu zor sıkılır tabii. Sen bunun ağzını açmamışsın ki. Açtım. Delmişsin sadece, açmamışsın. Yok, açtım. Yok, ağzındaki kağıt öyle duruyor. Anne diyor, mayonez diyor, zor sıkılıyor diyor. Mayonez zor sıkılır tabii. Bunu genelde zaten Rümeysa mayonezi biz tek şey için kullanıyor. Ton balığında kullanıyor. Başka kullanmıyor. Ton balığı yaptığı zaman kullanıyor. Köftelerim de yüzüne çıkmaya başladı. Onları da şimdi alacağım arkadaşlar. Sizlere de göstereyim dedim. Rümeysa geldi, dana bak. Arkadaşlar köfteyi de göstereyim sizlere. Arkadaşlar köftelerimiz kaynıyor bir yandan. Tabii Rümeysa yiyor bir yandan. Rus salatamız da böyle oldu. Çok güzel oldu gerçekten. Yoğurdu falan tam oldu. Şuna... Ha, yanlışlıkla kapattı Rümeysa. Aslında kurbandan sonra artık şey yapasım var. Biraz dolapta yer olursa tabi köfte yapıp buzluğa koyasım var. Ha böyle mesela ne pişireyim. Artık yaz geldi. Bizim patlıcandan artık bir şeyimiz yok. Patlıcan yemeye durmadan. O gün patlıcan tavası yaptım. 2-3 gün sonra bir daha yaptım. Mustafa diyor ki ne? Ay yaz geldi kalan diyor. Artık diyor durmadan patlıcan yerik diyor. Bu hafta fasulye almadım. Fasulyeler hoşuma gitmedi. Onun için fasulye almadım. Şey aldım. Bamiye aldım yarım kilo yine. Tabii ben her zaman herhalde sonuna denk geliyorum. Benim vardığımda bamiyeler bitiyor nasıl oluyorsa. Şunları da atayım kızım içine. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Şuna bak. Bu normalde közde pişiriyorlar arkadaşlar bunu. Ama ben tabi öyle bir tane deneme amaçlı yaptım. Kızartıyorlar, közde pişiriyorlar. Ona daha farklı isim söylüyorlar. Hataylılar. Bu da pişsin arkadaşlar. Mesela sizlere tavşanları da göstersin ne yapıyorlar diye. Oha. Gözü pes pembe lan bunun. Kırmızı. Sofrayı serim. Ay çok tatlı. Kaçtı. Evet. Bu da turunç. Değil mi? Abim bu turunç mu? Hı, turunçmuş. Bu da turunç. Hatta olmuş. İncirlerimiz de oluyor. Bu sene incir yiyebileceğiz. Hatta üstte mor olmuş da. Ay görünmüyor. Ay şurada. Olmuş ama büyük ihtimalle yenmez. Evet. Sokak bomboş mübarek.
arkadaşlar, Rus salatamızı yaptık. Yani yalancı Rus salatası, makarna salatası diyeyim daha doğrusu. Yaptık. Bana fazla katma. Tamam oğlum, sen yeter. O çok zor olacak. O ister diye yaptım zaten. O kaç günden beri söylüyor anne yapak diye. O çok. Bir kaşık katsan yeter. Köfte adam başı sayılı ha, ona göre az yani. Abdullah'a da ayırdım. Tamam. Arkadaşlar, Rus salatamız, yalancı Rus salatası. Normal salata da yaptık değişiklik olsun diye. İçli köftemiz, limon dildik ve süs biberi. Arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.